Bırakırız olduğu kadarıyla çünkü belli birkaç şey var, o yüzden de böyle olacak. Üzerine de evet abone chat'teyiz çünkü ekstra bir sebebi var. Şu sıralar moderatör alımı yapamadım. Moderatörlerin hepsi sattığı için, yani eski moderatörlerden birini görürsem yok ben chat'e gelemiyorum falan filan diye kafa atacağım direkt onlara. Yapabileceğim bir şey yok. Selam vermeyi biliyorlar. O kadar mod oluyorlar. Ondan sonra bir gün modluğu bırakıyorlar. Bir günde. Aga be. Yunus Eray 5. ayında By Mellow Prime'i kullanmıştı. Zelonadi Prime'i kullanmış. Onun için da My Name Tuna 2. ayında. Teşekkür ederim abi. Teşekkürler. Hadi bakalım. Bugün birazcık da elenme günü gibisinden. Hadi bakalım. Ha 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 ha. 4 gün sonra aboneliğim bitiyor. Çekilişe katılabiliyor muyum abi? Çekiliş 30 Eylül'de. Bakalım abi tarihe. Tarih 13'ü. 13'e 4 ekleyince 17 ediyor. Yani aboneliğin bitiyorsa listede olmayacaksın ayın sonunda. Ayın içinde abone olduysan kesinlikle katılmış oluyorsun. Bu da bir mantıktır yani. Bak 30 Eylül son günmüş abi. Yani o zaman oluyor. Reaper of Class hoş geldin. Teşekkür ederim. Ah böyle şeyler. Oğlum ya şu böyle tamamen ışık falan açıyorum ya yüzüme biraz ışık gelsin diye. O kadar gözümü falan almaya başladı ki artık. Böyle biraz karanlıkta da yapabilecek bir kameram da yok. Işık arkadan geliyor. Ondan sonra hoş olmuyor bu bir tık benim için. Ya kaliteden ödün vereceğim ya da gözlerimden böyle zihnime çok hassas yapıyor benim bu şekilde. Neyse olduğu kadarıyla. Abone 29'unda bitiyor. Katılabiliyor muyum? Hayır. Katılamıyorsun. 30'unda olduğu için 30'u Eylül son gün. 30'u da oluyor. Zaten öbür ayın geçtiği ilk saatinde mesela ne olacak abi? Şuradan hemen söyleyeyim. Ekim 1'e geçtik değil mi? Ekim'in saat 1'inde listeden seçiliyor abi. Yani Ekim'in 1'inde o listede olacak bir şekilde senin abone olmuş olman lazım. Yani aynı şekilde biz mesela Ekim bu ne zamanda abi? Hızlı bir şekilde bu Eylül 1'de yayın açtı. Tamam mı? Eylül ilk yayında abone olduysan kesin şeydesin yani. Kesinlikle katılıyorsun. Onun gibi. Zaten bir abonelik bir ay sürdüğü için yani ayın içerisinde abone olduysan çekilişe katılabiliyorsun. Bir ay boyunca hani şöyle olabilir. Öbür ayın 30'unda çekiliyordur falan filan bir aylık süreyle triklemeye çalışsan o da olmuyor. Hani son anda abone olayım, 2 ay boyunca çekilişlere katılayım o da olmuyor. Çünkü ayrı bir şey. Her ay abone olduğunda her ay ekstra bir hakkın olmuş oluyor. Onun gibi bir şey. Onun dışında Endgame. 6 aylık aboneleri Discord'dan ekliyor musun? 12 aylıkları ekliyorum abi. Onun dışında Atlas 2012 aramıza katılmış. YGTR 2010 aramıza katılmış. Dijital Dilenci 2. ayında DR Nox aramıza katılmış. Ardakay 100 bit atmış. Merhabalar demiş. Merhaba Ardakay. GRMSP Prime kullanmış. Yestel Prime kullanmış. Tavak Pagı 2. ayında bir şey gelirse nereden bize gelecek abi? Adresini veriyorsun abi. Yani nasıl açıklanıyor mu diyorsun? Discord'da açıklanıyor eğer öyle şey yaptıysan. Bazen cümleleri tercüme etmek çok zor chat. Tercüme yani... Ya cümle şu. Bir şey gelirse nereden bize gelecek abi? Bu bir şey nedir? Ne değildir? Bilemiyorsun da. Larissa abone 7 etmiş. Teşekkür ederim abi. Bugün SCP'nin son günü. Biraz sohbet edip ondan sonra SCP'ye geçeceğim bu arada. En sevdiğim şeylerden biri bu. Çünkü direkt oyuna geçince ben hoşuma gitmiyor. Böyle 5-10 dakika konuşuyoruz yani. Love var mı? Yok abi. Moderasyonu yapacak kişi tek kişi ben olduğum için bir yandan da bu şekilde bakmam da gerekiyor chat'e. Onların hepsini halletmem lazım. Nafizciğim onlara sırayla bakıyorum. Hemen milisaniyesinde olmuyor işler. Bir 3 ayda bekleyen oldu. Bir günde bekleyen oldu. Yani listeden sırayla yapmaya çalışıyorum. Gibi gibi. Aynen öyle. Evet bir de moderatör de yok ekstra olarak. Öyle şey herkesin ayrı işi çıktı. Dün başka moderatörüm gitti dedi dövdüler beni dedi. Yaşlı adamın teki beni dövdü dedi. Öbür birkaç mod aldık. Adamlar böyle modluk başvurusu yapmış tamam mı? Bütün kriterleri falan filan var. Bir gün mod oldular sonra ay modluk bana göre değilmiş. İşte çok zormuş mod olmak falan yaptılar. Modluklarından yani... Bıraktılar mod olmayı falan filan gibisinden. Nihat geri dönmemiş miydi? Nihat geri döndü belli bir süre sonra tekrardan gitti. Öyle bir duruma girdi. Evet moderatör olmak zor. Ama yani gidip de
ben moderatör olacağım, her şeye hazırım deyip de bir gün sonra bırakmak birazcık saçmaydı açıkçası. Onun dışında Kaan Can ALTN aramıza katılmış. Teşekkür ederim. RS Green 4. ayında. Teşekkürler. Nihat nerede? O Nihat işi var işte, gelmiyor. O adamın işi olduğu için neden şey yapmasın? Biri bakın yayında kaybolduğunda sanki ben ona ana avrat kaymışım. Ya da o bana ana avrat kaymış. Ben onu ya gırtlaklamışım ya öldürmüşüm, gömmüşüm ya, davranmayı bırakın. Adamın işi var yani, ben ne yapayım adamı? Adam yok. Ne içiyorsun? İçemiyorum ki. Fanta içeceğim, içemiyorum yani. Yani sarı kola. Yapabileceğim bir şey. 10 saattir konuşuyor. O nerede, bu nerede? Öldürdüm abi adamı. Nasıl modluk yapmasın diye gırtlakladım. Olaya bak ya. Ne yapayım yani? Adam işi gücü varmış. Belli birinin sağlık problemleri varmış yakınının. O yüzden de adam dedi ki sağlık problemleriyle uğraşıyoruz. O yüzden de ben yayınlara katılamıyorum falan dedi yani. Ben şey mi yaptım? Ne yapıyorsun gırtlakla falan filan. Ya biri bak, biri şey oldu, tamam mı? Mesela atıyorum Kagiz gitti abi. Kagiz belli bir süre boyunca ortalıkta yoktu. Kagiz'e küstüm mü? Kagiz öldü mü? Kagiz ne yaptı? Lan Kagiz işe gitti, çalıştı. Ne yapsın adam bir yandan da? Yani Ronaldo mu Messi mi? Futbolda ilgilenmiyorum. Ama yani Ronaldo daha karizmatik bir adam. Messi yani oynayışa göre değil. Ronaldo daha karizma bir adam. Oyum Ronaldo olur herhalde. Üniversiteyi bıraktın mı? Üniversiteyi bırakmadı. O üniversiteye gideceğiz ya. Kagiz'le aynı eve gideceğim ya ben hani. Allah Allah. Garip şeyler. Ah. Bleh. Artık Fanta da, Kola da hoş gelmiyor ya. Gerçekten. Yaşlandım galiba ben. Ben bayağı yaşlandım. Şekerli şeyler falan böyle hoşuma gitmiyor artık o kadar. Garip. Faruk Buğra 2. ayında Zeoflix Prime yüklenmiş. JD 4. ayında 16 NS 43 6. ayında. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Onun dışında. Çekilişe katıldın mı demiş YGTR abi. Katıldın, abone oldun, katıldın yani. Sadece abone olman yeterli. Mesela Eylül çekilişi mi? Eylül'ün herhangi bir zamanında bak. 1 Eylül oldu mesela. Daha ilk dakikası abone oldun, çekiliştesin abi. Ya bu kadar. Çekilişe böyle katılabiliyorsun. Yapabileceğimiz bir şey yok. Onun dışında birazcık daha sohbet edip geçeceğim, evet. SCP çünkü çok kısa da sürebilir. Emin değilim nasıl olacağıyla alakalı. Son hani çok fazla SCP'miz kalmamıştı en son. O yüzden de hani böyle çok hızlı biter gider diye düşündüm. Benim spor yapmam lazım. Abi birçok şeyi yavaş yapmaya başladığımı fark ettim ya. Birçok şey yetişiyordum şu sıralar. Ondan sonra büyük ihtimal 2 yıl boyunca yavaş yavaş, okulda yok ya, önceden okulu falan planla bir sürü şey yap. O planlamayla beraber bir tık daha iyi oluyorsun. Düzene giriyorsun. O düzen belli bir süreden sonra gidiyor. Okul olmadığı zaman. Okulu tek sevdiğim şey bu. Yani okul dünyanın benim için en iyi yeri falan değil. Ama güzel kısmı şu, en azından seni düzene sokuyor. Olay bu. Gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Bir şeyler öğreniyorsun, biraz kafayı çalıştırıyorsun. En azından böyle bir çapraz bulmaca çözer ya başka kişiler, böyle yaşlılar falan. Daha böyle yaşlanan kişiler. Ulan ben Alzheimer olmayayım falan gibisinden biraz beyin pratiği yapayım gibi. Yani okul da öyle. Yani çengel bulmaca çözmüyorum ama gidiyorum, okula gidiyorum, üniversiteye gidiyorum. Üniversitede bana diyor ki işte Java öğreniyoruz. Java'da bunu öğren, kapsülleme falan böyle diye öğreniyorum ben de. Öyle yani, birazcık beyin pratiği gibi. Onun dışında yak 5 liraya donatlemiş, iyi yayınlar abi, seviyorsun demiş, teşekkür ederim abi. Onun dışında Salihciğim hoş geldin. Ersoy KCBYK 4. ayında Maymuns Nisa Maymuns Nisa evet, Prime'i kullanmış. Merhaba ben Emir, ben 3. ayında 3. ay kutlu olsun demiş. Dragonfire 7. ayında Kerem Kanamasas 4. ayında Ragnarok CNRX Prime kullanmış. Aramıza katılmış. O zaman hadi bakalım. Yardıralım bir SCP'ye ya. Bir SCP'miz vardır. Speedrun'da yapacaktık. Speedrun'lara tekrardan başladık bu arada. Bilginiz olsun. Sadece öyle kaldı. Yani ekstra
bir şey yapmadık. Speedrun'lara başladık. Belki bugün olur, belki olmaz. Sadece hani çok fazla böyle mental bir şekilde başım çok çatlıyor bir yandan. Size söz verdiğim için yani normalde bugün yayını açmayacaktım. Ama dedim ki neden yani açmıyorum, söz verdim. Bu şekilde sözümü tutmak için açtım yani. Dün randaki seed berbattı. Abi normal speedrun yapıyorsan her zaman berbat çıkacaktır bu şekilde. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Yapılabilecek bir şey yok. Şimdi teker teker SCP'leri deneye deneye belki öleceğiz, belki yaşayacağız. Yapabileceğimiz pek bir durum varmış gibi gelmiyor. Ah. Mod paketi indiriliyor mu? CurseForge'dan indirebildiğinizi zibilyon kere söyledim. Yani SCP, yani mod pack falan yazdığınızda da direkt olarak çıkıyor zaten. Çok da sıkıntılı bir durum değil. Şimdi ilk geldiğimiz yer SCP'nin 280 keter olması dışında bir sıkıntı yok gibi. Hiçbir fikrim yok. Direkt en ölümcül SCP'lerden birine geçtik. Bir de şu render distance'ı şöyle bir ben 6 falan yapayım. Aynen şu. Emin değilim. Şimdi bizim bir boklarımız olacak gibi hissediyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Ama birazcık daha aydınlık zamanda mı yapsak bunların hepsini? Abi hiçbir şey yok orada bu arada. En maksimum ne olabilir? Evet. Bir boklar oluyor. Hiçbir fikrim yok. Ne oldu hakkında? Abi orada bir şey var mı? Onu da algılay... Yok, sabah gözüyle ben ışık falan yansıtacağım oraya. Yoksa büyük ihtimal boku yemelik bir durum var. Hiç istemiyorum o yüzden de. Funny Pains 7. ayında Hepral T aramıza katılmış. Exules Talis aramıza katılmış. Crazy the Killer, Prime Climb, Selim Ozan 2. ayında. Hoş gelmişler. Evet, buranın içinde çok garip bir şey var bu arada. Bir sesi geliyor ama. Artık ben kapıdan girmeyeceğim ya. Kapıdan girmeye ne gerek var? Şuradan gireceksin rahat rahat işte. Tabi girdiğimiz yer direkt... Abi ben çok yanlış bir yere giriyorum bu arada. Gibi hissettim. Ve bir olay var orada. Bir şeyler var. Aga be. Doğum günü kutlu olsun. Pa-pa-pa-pa-ra-pa. Sinirliydim biraz mod olup sonra bıraktığın için ama olsun. Mutlu yıllar. Tamam. SCP-98. Bir şeyler oluyor. Ay. Ay. Bunlar ne? Yengeç. Abi Fenerbahçe şeydi değil mi? Yengeç dansı mı yapıyordu bir ara? Kim yengeç dansı yapıyordu? Bir ara ben Fenerli yapılmaya çalışıyordum. Bizim herkes Beşiktaşlı falan ama bir ara çok ünlüydü. Sürekli olarak herkes bir yengeç dansı yapıyordu. Ben de o sıralarda böyle arkadaşlarımla beraber yapmaya çalışıyordum. Fenerli bir arkadaşım vardı. İşte Enes. O beni Fenerli yapmıştı bir ara. Sonra kuzenim dedi gel sana Galatasaray yakışır falan dedim. Yeter artık be. Herkes bir yerden bir şey yapıyor. Beni bir şeyle yapmaya çalışıyor. Yengeç dansı. Böyle böyle ayaklarını açı açı. Elleri de böyle böyle yapa yapa. Yavaş yavaş gidiyordum. Ama bundan ne yapabilir ki maksimum? Demek istemiyorum. SCP'ler her zaman bir şeyler oluyor ama hiç fikrim yok. Olduğu kadarıyla. Şimdi bu adamlar beni gerçekten öldürebilecek potansiyele sahip mi? Oğlum ben de çok havalı duruyorum ama ya. Vallahi çok havalı duruyorum. Neyse şuradan bir deneyeyim ben. Şansımı denemek istiyorum. Gel abi. Yani en maksimum ne olur demeyelim yine de. Evet. Tamam. Ne? Abi ya hayır ya. Ben senden nefret ediyorum ama. Hayır 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 hayır. Abi aynı birine gideyim. İşte hayat. Hayat bazen böyle. Anlaşılmıyor. Lady Fantasy hoş geldin. Ersoy KCBYK. Evet 2 abone hediye etmiş. Teşekkür ederim. Colix 6. ayında. Zeypay 2. ayında. Onun dışında JDV abim de abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Abi sen de patla da. İçiye bir rahat. Evet. Başlangıç çok yoğun oldu abi. Yok böylesi. Öldür hadi. Öldür.
Ufuk Ejder 8. ayında Gijas'ın taşları Prime Clam Lady Fantasy aramıza katılmıştı. Iromi 5. ayında Funny Pains de 7. ayındaydı. Teşekkür ederim. Tamam ya, bunları atlatacağız. Tek sıkıntı şu an uyuyamamamız. Onun dışında hiçbir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. O Banshee de evet. Banshee'ler bayağı sıkıntılı. Bu SCP miymiş? SCP miymiş? Şapka mıymış? Tabii ki SCP bu. Ama şapka mı yani? Şapka diye SCP mi olur? Ben buna bakma. Hop, abi o şapkaya benzemiyor da, affedersiniz. O öbürü mü şapka yoksa? Bilmiyorum bir şeyler. Ama çok da şey değil ya. Chat. Ben bakmadığım sürece bence yazmanıza hiç gerek yok. Bütün dozajı kaçıyor çünkü. Şimdi ben burada eşyalarım nerede abi? Bu ben evet, o şey hala geliyor. O çok sıkıntı ama. Ha, ben onu nasıl atlatabilirim ki? Atlatamam ki ben onu. Hayatta atlatamam. Anca böyle yakına falan böyle bir yerlere çekebilirim. Dikkatini dağıtırım, sonradan yardırırım. Envanteri koru açık değil chat. Envanteri koru diye bir durum yok. Neden bilmiyorum. Çalışmıyor bu mod paketinde. En azından bende çalışmıyordu. Yayınlarda da denedik birkaç kere. Dedik ki keep inventory true, ama keep inventory öyle true kalmadı. Ah be. Olur böyle şeyler. Ucunda. Tamam. En azından kendimizi öldüreceğimizi bilerek onu oraya çektik. Şimdi eşyalarımızı alacağız ama tek sıkıntı ben buraya kapıdan mı girmiştim? Nereden girmiştim? Eşyalarım biraz zıt yerlerde gibi. Abi yine bir Banshee burada. Bu Banshee'ler çok farklı. Tamam. Tamam abi, ben şöyle yaparım. Abi hayır, açman lazım kanadını. Açsana manyak adam. Ha sonunda. Ama Banshee'lerle iş olmaz. Bu Banshee'lerle cidden iş olmaz. Ben şunları ayarlayayım. Şunu koyayım. Bir sürü de gereksiz eşya. Burada ne var abi? Bu hiçbir şeyi olmayan rastgele bir yapı galiba. Oğlum neden açılmıyor bu Elytra? Aman Elytra'yı galiba eski Elytra'lar çok kötü. Yapma abi ya. Bizim yatak yapmamız lazım. Ya güzel bir bu yengeçleri boş ver abi. Tamam, burada da yapı var. Şuradan yardıracağım ben. Aha başka bir yapı. Boş ver bunları ya. Uğraşmaya değmez. Ben neden rastgele bir yengeçle saçma sarak takılacağım? Ha şu, gerçi burası da bok gibi bir yer. Hiç fikrim yok. Birazdan yine bok yiyecekmişim gibi geliyor. Ve burası bir tık daha dar gibi. Abi neden bu kadar uzun koridorlar yaptınız ki? Alo. SCP-2. SCP-2 neydi? Hiç hatırlamıyorum. Dur şuradan, resepsiyon mu burası? Gireyim ben buradan. Onun dışında şunları bir alırım. Seni al. Burada... Aa! Yaşayan oda. Aa, iki yaşayan oda. Okey, ben bunu biliyorum. Bu bize bir şey yapmaz herhalde bu SCP. Aa evet. Yaşayan oda. SCP Vakfı'nın muhafaza edemediği ama onun etrafına kurdu. Hani SCP'lerin de etrafına yapı kuruyorlar ya. O SCP'lerden bir tanesi. Yaşayan oda. Tabii işin ne kadar çirkin veya değil bilmiyorum ama için etten olduğunu hatırlıyorum. Bildiğin etten vıcık vıcık bir şey olması lazım bu. İçinden bir şey de çıkabilir belki. Emin değilim. Evet. Evet, bayağı vıcık vıcık. Merhaba. Sen... Aa! Kınıyorum seni abi. Seni kınıyorum. Ben bu vıcık vıcık şeye vura vura tokatlaya galiba olmayacak. Peki elimle yapsam o da olmayacak. Ha, anladım abi. Ben burada shift'e falan geçsem şöyle. Yok. Yok. Biraz bok yiyeceğiz gibi. Yaşayan odada. Ben ne yapabilirim bu yaşayan odada? Hiç mi kıramıyorum? Garip. Keşke odam böyle olsa. Aha. Aha. Kesin. Oğlum bir şey göreydik ya. Şöyle bakayım. Orada ne? Radyo falan mı var?
Radyo var. Bir tane mobilya koymuşlar. Ay beynim sulandı. Hiçbir şey yok. Yaşayan bir oda. Bu arada bu SCP ne yapacağı belli olmayan SCP'ler arasında. Sadece o. İçine girdiğimizde hasar veriyor. Biz buraya girersek ve içinde ölürsek büyük ihtimalle eşyaları hiçbir şekilde alamayacağız geri. Sadece şöyle aradan hala kazma denemeleri yapıyorum. Yok. Yaşayan odayı yok edebileceğimiz hiçbir şey yok büyük ihtimalle. Bloğu koyduğunuz yerde kalacak ve orada belki de çoğalıyordur. Ha evet. Evet evet. Bu büyük ihtimalle yayılıyor. Yayılmaması için de SCP Vakfı'nın ürettiği bir tane malzeme var burada. Ben kafamı sokabiliyor muyum buraya? Her yere de kafayı sokmamak lazım ama. Burada ayrı bir oda. Bu resepsiyon olan zaten. Tamam saygılar, sevgiler. Ben şuradan bir yardırayım. Şu yemekleri de yiyeyim de ben kendi kendime. TNT evet. TNT doğru seçim olurdu denemek için. Ama TNT'miz yok. Öyle de bir durumdayız şu an. Hadi. Taş koyup içine giremedim ya. Ben şimdi nereden gelmiştim? Şuraya gitmedim değil mi? Şuraya bir gideyim. Bunların hepsini sonradan bulduğumuz malzemelerle tekrar ziyaret ederiz. Şu an çok üstünkörü gideceğim. SCP-822. Euclid. Peki abi. Euclid olacak neyim var? Abi bunlar mı yine? Aynen. Patlayan kaktüs bunlar. Ben bunu sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Abi kaktüs gidiyor ve patlıyor. Tek olayları bu ve öldürüyor seni. Ölmek istemiyorum tekrardan. Ya bildiğin TNT patlayacak ve sümük oldum. Başka hiçbir olayın yok. Evet çok kötü. Hiçbir vasfı olmayan bir SCP. Patlıyor sadece. Tek atıyor. Bu kadar. Bazı SCP'ler. Aa buraya da gelmiştik. SCP'ler bakın tekrarlıyor ama. Aha. Evet. Bilgisayarıma veda edeceğim bir şey sanırım. Evet bilgisayarım kasmaya başlıyor yavaştan. Selamlar, sevgiler. Bu ne abi? Bu SCP mi? İlginç. Ha. Oğlum o ne? Ah, ah, ah. Abi. Uçabilecek misin Elytra? Abi çok aynen. Bu 1.12 elitralarının kim yaptıysa şeker ya. Olmuyor. Şimdi ben onunla yok abi ben ona kafa atamam. Bütün hepsinin üzerine burada dondurucu bir soğuk var galiba. Yani soğukla da baş edemem. Abi bir vurabildiğim bir canlıyla pek savaşabileceğimi düşünmüyorum. Biraz yemek yiyelim. Ondan sonra yine dalmayı deneyelim. Belki olur belki olmaz. Ama bir yandan su da lazım. Çünkü ateşimiz çıktı artık. Dostum sen beni her yerde devam edecek misin böyle gelmeye, yoklamaya? Öleceksin mi sen? Ölür müsün? Tipe bak. Bu ne ki? Ben çok merak ettim bu SCP'nin ne olduğunu. Çünkü bu garanti bir SCP. Ve mekanında muhafaza etmişler. Yani demek ki bu SCP de yani taşınamayan bir SCP. Taşıyamamışlar yani böyle birçok SWAT ekibi falan yollanıp ona benzer ekipler yollanıp ölen ekipler var. Onlardan mı acaba? Hiç bilmiyorum SCP'nin hikayesini şu an. Deliler gibi batar ya. Burada birazcık. Ah yatak. Bak bu gece işimize yarayacak. Onun dışında bunlardan çok var. Evet maalesef. Bu şekilde devam edeceğiz. Şuradan vurabiliyor muyum? Vuramıyorum. Peki şuradan. Bence aldım gibi. Evet zayıf noktaları. Kapının deliği. Arası. Gel abim. Gel abim. Bir tane daha vurayım mı sana? Vurayım mı? 22. Acıma yok. Tipe'ye bak. Oğlum ay susuzluk. Abi kovam yok. Evet. Bu biraz üzdü. Şuradan o zaman su içeceğim bir tık. Benim kovam vardı ama arada bir yerde boku yemiş o. Nerede olduğu hakkında hiç gram fikrim yok. İstediğimiz yerden su içemeyeceğiz ya belli bir süre boyunca. Kova birazcık arada kaynamış. Baya kaynamış. Tamam. Devam. Eyyuh. Sakin.
SCP 59 gibi gözüküyor ama 95 bu. Ya da 59 mu? Yo, 59. Okey. Bu uçuyor da bir yandan. Gel abim. Vurayım mı bir 22? 8 vuruldu. Bir 8 daha vuruldu. Lütfen daha fazla yaklaşma. Şu zıplayıp kritik vursam. Yine mi olmuyor? Bu arada bir vuruşa daha öldüm. Bir yemek lazım. 92 olmasın. Belki de öyledir. Fikrim yok. Bir şeyler bir şeyler. Belki de oyun ayna efekti veriyordur diye düşündüm bir yandan da. Ha şöyle 20. Ha şöyle 19. Bu ne? Sadece buraya kar... Evet. Aha. Birkaç yıl boyunca daha ben bu adamlarla vs atarım herhalde. Bu adamların evinin içinde bir şey var mı? Böyle hani ekstrem bir şey. Yok herhalde. Sadece bu. Bolca da yatak var. Hatta burasının soğuk olması lazım herhalde. Ay yemek yerim. Onun dışında yatak çalarım. Şuradan da giderim. Tam herhalde öbür yerlerde de çok farklı bir şeyler olacağını düşünmüyorum. Ya burada galiba bunların böyle bir şeyleri var. Bakıcıları var. Panda bakıcıları gibi. Kıyafetleriyle giyinip mi geliyorlar acaba? Aynen. Balıklar var. Yok ben istemiyorum ya. Bu bana çok da gerekli bir yer değil. Ben şöyle bir ufaktan kaçayım. Zaten bilgisayarımın ölüşünü hissediyorum yavaş yavaş. O şimdi arkamdan gelişini de görüyorum. Ben şöyle uçarım abi. Kaçarım şuradan. Ve dümdüz bir ilerleyelim biz. Ne olur ne olmaz. Aha. Bambaşka. Aha. Bambaşka yerler bulduk bile. Boşver ya. Ne yapayım ben kertenkeleyi. Bize kertenkeleler. Küçükken çok oynardık. Bayağı oynardık. Çok hoşuma gidiyordu. Böyle, kuyruğu, böyle bir şey yapıyordun. Kuyruğunu bırakıyordu. Kaşıyordu direkt. Ya biz de manyak adamlarız ama. Aha. Hop. Ateş. Tamam. Oğlum ya. Şu an durduğumuz yer çok kötü. Hipotermi değil. Hyper. Yani gidiyoruz. Sıcak başımıza geçti. Kuyruk koleksiyonu yapmıyorduk. Yok öyle iğrenç bir şey de almıyorduk. Dokunmaya falan korkuyorduk ama yani böyle kuyruğunu bıraktıktan sonra kuyruğu belli bir süre böyle sallanıyordu. Çok garip hayvanlar. Ben hoşumuza gidiyordu bizim de küçükken. Yani. Ah, Salih Akçe, Prime Clam Şeymullah 8. ayında, Kuzu 31 gücü 3. ayında, Klaxnov 7. ayında, Ersoy KC, BYK 1270, Furkan Soykan, Prime Clam Kulia 0, Prime Clam Neon 00 Hades 5. ayında, Joakila God aramıza katılmış, Sena Nur 3. ayında, SCP severiz yayınlar demiş, Neo 86 Prime Clam Robbie Hub 2. ayında kiramızı ödeyelim demiş, Sven 72 Prime Clam. Aynen öyle, bu arada chat şurada biraz serinlerken şöyle şöyle aynen zink bir yandan da ben şöyle bir dakika bir moderatörlük de yapıyorum da arada bir yani spamlayanlara bir hoşça kalın falan diyorum. Serinlerken şeyde bir çekiliş muhabbetlerini de açıklayayım. 30 Eylül'e kadar 50 adet domates kafa tişörtü veriyoruz. Bu aydan sonra bir daha verilmeyecek bunlar. 5 adet imzalı tişört olacak. 40 tane de Minecraft Premium veriyoruz. Abone olarak çekilişe katılabilirsiniz. Sadece abone olmanız yeterli. Başka hiçbir şeye gerek yok abi yani. Sadece abone oluyorsunuz. Bu kadar. O zaman birazcık daha yemeğimizi yiyelim de şöyle bir gidelim ya. En güzelinden, tatlısından. Doğu Kene RGN Prime'ı kullanmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. O zaman aldım abi. Infinite Canteen. Oha bir dakika. Full suyu çeviriyor muyum ben bundan? Ben bunu alabiliyor muyum böyle suyu? Yo. Sonsuz. Bu şey değil mi işte? Sonsuz Matara gibi. Ben ne yapıyorum bununla? Valla ne yaptığımı bilmiyorum. Bir SCP elimde ama her SCP'nin ne yapacağını da bilmiyoruz. Garip şeylerden bir tanesi. Aga be. Onun dışında yak yak adal abi merhabalar seni çok seviyorum abi sana bir sorum var. Nepixel kanalındaki... Yok abi izlemedim ben onu. Ama bakarım yapabilirsem yapmayı denerim. Kendisi 45 milyon dolar az önce şey yapmıştı. Onun dışında Mefo 4-4 demiş abi Curse Forge'da senin mod yok demiş. Var abi. Yani ben oradan indirdim. Yani
sen bulamamışsındır. Birazcık daha araman gerekiyor. Onun dışında hadi girelim ucundan. Neymiş abi bu? SCP-173. Selamlar bebeğim. Aynen. Gel bakalım. Ben bu adamı biraz dışarı çıkarım da. Yani böyle bir rahatlasın adam ya. Ha şöyle sayıyor. Oo! Lan yavaş. Duvarın içinden de geç de bir anlamı kalmasın. Gel gel. Gel sana başka SCP'lerle kapıştırabiliyor muyum seni? Şuraya gel de. Dostum. Şöyle. Ha şöyle bak görmezden geliyorum seni yavaştan. Yavaştan görmezden geliyorum. Gel abi. Aynen öyle. Gel 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 gel. Evet çok iyisin. Aslan parçası. Bakalım burada ne SCP varmış. Evet. Burada ne var? Ne var burada? Gel bakalım. On biraz... Abi. Abi en çok bilinen iki SCP bir arada. Dur dur gel. Lan manyak adam nereye gidiyorsun? Oğlum sen beni... Kazmayla şöyle bir tane. Evet kazmayla vurunca ölüyor bu. Ha, abi bir dakika. Ay, ay yemin ediyorum. Perspektiften. Perspektif. Tamam gel. Perspektif ayarı yaparken arada kaynıyordum. Gel. Ya senin anlamıyorum şimdi soldan sağdan başka yerden gelirse o zaman bok yedik. Of. Aga be. Ya bu şimdi Plague Doctor abi. Bildiğiniz Plague Doctor. Tamam kardeşim senin suyun fazla ısındı. Şöyle sen bir gel. Şöyle gel sen. Aynen böyle ya. Aynen şu 12'yi de vuralım. Mis. Lan ne olsun. Sen öyle git bir kendine gelsin bu. Biz şimdi Plague Doctor alalım. Suya ihtiyacımız var ama yine de. Dur abi bizim en yakın alabileceğimiz su şuradaydı değil mi? Şuradan biraz içmek lazım. Zaten ulaşımımız kolay. Yani bir sürü ulaşım için eşyamız olduğu için. Şöyle tekrardan bir gidelim. İnşallah abi açılacak ama inşallah bir gün. Peki. Daha ilginç şeyler de çıkmaya başlıyor artık. Ben şu arkadan bir girsem bir şey yapabilir miyim? Bak şu platform bir tık daha iyi gibi. Şöyle. Ben şu an neredeyim? Umarım boktan bir yerde değilimdir. Şöyle kapatayım da. Merhaba. Aynen. Ha şöyle ya. Veba doktoru kadar havalı başka SCP var mı? Bu çok fazla SCP yok havalı bu kadara kadar. Şimdi burada. Aha. Aha. Gece görüşü. Tamam gece görüşü alınır. Gece görüşü biraz sıkıntılı ama. Bazen etrafımızda dolaşan bambaşka tiplemeleri de görüyoruz. İstemeden de olsa. Mesela bu tip. Abi selam. Merhaba. Efendim merhaba. Ha gel bakalım şöyle sen. Bu ne? Bu SCP falan da değil. Şöyle yüzünü görebilir miyiz beyefendi? Aynen. Sana 2-3 vuralım da kendine gel. Evet. Daha cadılar bayramı değil manyak adam. Peki ben şimdi bundan korkuyorum. Bir tık korkuyorum. O yüzden şöyle bir yatacağım. Bir kendimize gelelim. Öldüğümüzde buradan doğarız. En azından fazladan yatağımız var. Şimdi SCP-49'u veba doktorunu bildiğim kadarıyla öldürdüğü kişiler zombiye dönüşüyor. Bu kadar. Ya yani başka hiçbir şeyini hatırlamıyorum. Selam veba doktorum gelir misin bakalım? Abi oğlum! O hiçbir şey demeyip birden... Bu adam zeki gel bakalım ha! Şaka yaptım kalk! Şaka yaptım! Kalk! Oğlum veba doktor güçlü bir adam değil miydi? Oğlum en güçlü SCP'lerden biri değil mi bu adam? Abi şu an veba doktorunu bilenler çıldırıyor. Veba doktorunu bilmeyenler bu neydi diyor. Nasıl yani? Oğlum veba doktorunu harcamışlar bu mod paketinde bir tek. Yoksa gerçek veba doktoru o değil miydi? Bütün hepsi bir oyun muydu? Doğukan adam sadece gerçek veba doktorunu öldürdüğünü düşünüp gerçeğini bırakacak mıydı? İllüzyonlar dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. SCP dünyasına hoş geldiniz. Gördüğünüz hiçbir şey aslında var bile değil. Belki de neler neler var. Ya
Stajyer mi bu? Olur. Olur. Yeriz. Şimdi şuradan bir tane daha gidelim de biraz sonra su bulmam gerekecek. SCP-529 güvenli duruyor. Bir kedi sesi duydum. Ah! Bu mu SCP? Abi şimdi miyav miyav ama sonra vurma bana bir şekilde. Ha evet, kedi evi falan da var. Burası da şey, uyuyacağı yer. Dur ketke dur. Şimdi ben sana geleceğim ama gelmeden önce benim bir su falan bulmam lazım. Şurada bir su var. Şuraya bir uçalım. Şu en temizinden bir su içelim. Şu blokları boş ver. İç şuradan. Aynen şöyle. Ha bu. Tatlış bir ketke. Ama ne işe yarıyor acaba? Acaba ne işe yarıyor? Gram fikrim yok. Aa, kova yap. Demirimiz yok abi. Onlar bayağı yitirildi belli süre önce. Canım ketkem. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Arkadaşlar bu ketke duvarın içinde değil. Bu ketkenin sadece iki ayağı ve... Oğlum. Kardeş. Abi şöyle bir arkadan... Evet. Evet. Afiyet olsun. Nasıl sıçıyor? Değil mi? Böyle nasıl çiftleşiyor? Hadi bakalım mikrofon sende. Uzatıyorum mikrofonu. Konuş bakalım mikrofona. Tamam. Bu tamamen tuzak. Kardeşim. Neyse bu kediyi boş verelim. Bu kediyi öldürmeyeyim de. Yani sadece yarım yaşaması mı bu? Abi yarısı kesilip ölmeyen bir kedi SCP mi olmuş? Kediler uzaylıdır. Ha belki de bundan SCP'dir. Şey vardı. Kafası kesilip ölmeyen tavuk vardı. O tavuk da SCP o zaman abi. Güvenli sınıfında. Çok güzel mekan yanmışlar açıkçası. Şu yatağı da alayım da. İşime gelir. Şunları da alayım. Ya bu SCP öldürmeye falan. Hayatına son vermeye bile gerek yok abi. Bu adam o kadar acı çekiyor gibi durmuyordu. Vardır onun bir bildiği arkadaşlar. Bana hiç öyle acı acı bakmadı. Oğlum şuradan uçabilirsem artık. Bakalım etrafta başka neler var. Buraya geldik. Okey. Buraya geldik mi biz? Aha evet, burası veba doktorunundu. Onun dışında şöyle bir devam edelim. Ne var ne yok. Yani buraya da geldik galiba. Evet buraya da geldik. Yani... Şimdi daha fazla SCP bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Aha. Abi ne varsa ben yiyorum ya zaten. Ne varsa ben yiyorum abi. Afiyet olsun bana, afiyet olsun. Bekle, gir şuraya. Ah. Tamam, birazcık daha serinleme sürecine gireceğiz. Externals 31 Prime kullanmış. Quality SYZZ aramızı katılmış. Billob 53 iyi yayınlar dilerim. Adal Adam demiş 2. ayında. Said Boy 6. ayında. Şimdi okulu olduk. Sınıfları doldurduk demiş. Öyle. Öyle abi, ben de olacağım okullu yakın zamanda. Ben de 20'sinde falan gidiyorum. O şekilde. İnternet falan olmayacak belli bir süre. O yüzden yayın falan da aşamayacağım. Sıkıntılı olacak. Olduğu kadarıyla. Memo Kral aramıza katılmış. Forbiddens 4. ayında. Nitex Prime yüklenmiş. The Nemesis aramıza katılmıştı. Teşekkür ederim. Pazoil aramıza katılmış. YTYB 2. ayında. SW 3. ayında. Hoş gelmişler. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. O zaman devam. Derep derep. Biz buraya geldik mi? Yok geldik biz. O bizim gelmediğimiz neresi kalmış ki? Galiba tüm SCP'leri bu bölgedeki yalayıp yuttuk. Süpürmüşüz hepsini. Mis. Benim odam ekstra bir sıcak oluyor ama. Hop. Buraya da gir. Evet bu yan. Kapı kullanma uyu yok bizde abi. Biz kapı kullanmıyoruz be. Başka neresi var? Buradan şöyle gitsek. Burası var. Sonra buraya da girmişiz. Yani... Yepyeni SCP'ler bulmamız gerekiyor galiba. Okey. Mesela şurada bir yer var abi. Şu bir iniş yapalım da. Bunların ne olduğu hakkında fikrim yok. Köpkeler. Siz normal köpkesiniz değil mi? Aaa T-Rex. Dilin çıkarıyor. Sen SCP değilsin değil mi oğlum? Yer misin bir şey? Aaa ağızları falan var.
Ağızları var lan kurtları nasıl ya? Oğlum bilmiyorum. Garip geldi. Şuradan tekrar zıplayalım, uçalım da. Ya burada da yer var. Böyle böyle ne kadar yer bulacağım bilmiyorum ama denenir bir şey. Abi ben... Yok. Yok. Aaa. Oğlum ben... Yanlışlıkla bok yoluna gidiyorum galiba şu an. Ha, anladım. Anladım. Aaa. Oğlum ben nereye geldim? Her şey çok yanlış oldu. Ben sadece yere konmak istiyordum abi. Bu ne abi? Robotların olduğu ilginç bir mekana geldik galiba biz. Ve bilgisayarım şu an kendini hiç iyi hissetmiyor. Abi. Evet, helal olsun. Nasıl başardım acaba? Nasıl başarabildim bunu? Enes hoş geldin. Milliyetçi bir adam 4. ayında. Onun dışında Yiğit Osman Aga aramıza katılmış. Teşekkür ederim. Makorotis Fengse abonike diye etmiş. Lande Kukun 2. ayında. Hoş gelmiş. Oğlum bu ne böyle? Çok kasıyor ya. Ben anlamadım bunu. Hadi bakayım yürüyeyim biraz. Olmaz olsun böyle şey. Oğlum bilgisayar yok oluyor ya. Şuna bak. Bu ne? Kırabiliyor muyum ben bunu? Ha. Diyorsun. Bu ne? Diyorsun. Peki abi ben şunu içine gireyim mi yine? Oğlum alakası bile yok benim gittiğim yerlerde yaptığım şeylerle. Teşekkür ederim. Bilgisayarım ağlıyor. Abi ben yanlışlıkla girme yani en son gireceğim yere girdim galiba. Ah! Ah selam. Oğlum beyefendi, beyefendi alo. Bilgisayarım neden 3 FPS söylesenize beyefendi. Selam. Merchant. Oha flamethrower falan satıyor oğlum bu ne ya? Adam silah falan satıyor. Kardeşim. Vay anasını be. E sen bir şey yapıyor musun böyle? Ve neden etraf bu? Abi. Hayatın cilvesi. Ha oha ben bir şekilde ölecekti yani. Hayat bu. Ben o zaman şöyle suyun olduğu yerden gidebiliyor muyum? Ben nereye gidiyorum? Evet. Evet. Belliydi. Bunlar çok çok belliydi bunun olacağı yani. 3080 nasıl yakılır adlı çalışmamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Aynen öyle. Bir şeyler denedik. Olduğu kadarıyla. Yani. Bazen oluyor böyle şeyler. Oluyor böyle şeyler. Oğlum neden yani? Adamlar bir mod paketi yapmış, optimize etmeleri bu kadar. Ufacık. Hiçbir şey ellememişler bile. Yaptık, sunduk. Ama havalı duruyordu yani. Onun dışında Yalın Arul 3. ayında Nothing to Lose 00E aramıza kalmış. Larissa bilgisayar çok çekilmiş 100 bit atmış. Oyun çöktü. Ucundan kurtardık. Arda Kay ne oluyor demiş 100 bit atmış. Teşekkür ederim. Optimizasyon bayağı şöp evet. Onun dışında Baryun W 2. ayında MMK 1084 9. ayında. Teşekkür ederim abi. Tüm bunların dışında evet 40 Minecraft Premium veriyoruz. 5 tane değil. 50 adet domates kafa tişörtü veriyoruz. Bu aylık sadece öbür ay başka tişört verilecek. 5 adet de imzalı daha ne olsun yani değil mi? Aynen öyle. Prime ilk ayda bedava. Öyle bir şeyler de söyleyeyim. Dur abi ya ben birazcık kendimi şöyle zoomlayacağım tamam mı? Şöyle duracağım ben. Arkadaşlar bak bak gözümün şu an baktığı yerde mükemmel fırsatlar, mükemmel şeyler var. Ben sizin için birazcık şöyle durayım. Aynen böyle duracağım. Göreceksiniz her şeyi. Aha ben şu ayarları bir çekeyim. Ya bu bir promottur. Selam. Enes ne zaman bitiyor demiş yayın. Enes yayın
Yani 22.00 22.30'a kadar falan sürer diye düşünüyorum. Düşünüyor ki. Tamam. O zaman abi ben tamam. Bütün eşyaları vereceğim. Öbür şeyi kurtaramayacakmışız gibi ya. Öbür şeyi kurtaramayacakmışız gibi baktım ama yok. Bunu survival'a alacağım değil mi? Şöyle yapayım. Abi yanlış bir şey yapmadım değil mi ya? Game mod 0 yapayım. Böyle. Game mod 1 yapayım. Yanlar bu arada çekik olmuş birazcık. Nasıl katılıyorum bu çekilişe? Abi abone olman yeterli. Bu kadar. Sadece bu kadar. Evet, harita açtım. Burada koskocam bir SCP yuvası buldum ama benim hiçbir eşyam yok. Az önceki eşyalarım bir oyun bug'ından ve boktan bir şeyden gittiği için. Bir elitri alalım biz. Roketler bunda yok galiba böyle. Yani evet. O zaman şey yapabiliriz. Ne yapayım? Roketimiz de yok. Crafting table'dan yapabilirim en azından. Neyse. Oyun ya, oyun. Minecraft mod paketlerinin kaderi bu. Bir şekilde ağzınıza sıçacak bir şey çıkıyor böyle. Tamam. Crafting table. Şunları koy. Hemen. Craftla. Şundan çoğalt çoğalt bir sürü olsun ya. Bana ne yani? Değil mi? Kömür istemiyorum abi. Elytra'mızı da şöyle aldıktan sonra daha ne olsun? Aynen. Bir de herhalde şu 2-3 eşya. Şu ve şu pickaxe. En son bunlar vardı elimizde. Aynen, en son bunlar vardı. Bir de cobblestone alayım kendime. Bunlar vardı. Bundan başka bir ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Kovam zaten arada sıkıntı. Aa, evet, bir de birkaç et. Birkaç etimiz vardı. Bu oyunlar neden bu kadar bug'lı? Tamam. Eti de şöyle alayım. Ne kadar olsun? 20 kaç etimiz vardı? 30 mu etimiz? 40 etimiz vardı galiba. Tamam, şöyle aldık o zaman. Her şey tadında. Deneyelim bakalım. Böyle bulmaya devam edeceğiz bir şekilde. Şimdi bu arada burası kocaman. Hiçbir şekilde biz bu kadar büyük bir SCP yeri bulamamıştık şu ana kadar. Ne kadar iyi olacak hakkında fikrim yok. Bu ne cidden bu arada? Bomba şölesine mekan mı bu? Evet, bildiğim bomboş yer. Yo, bir şeyler oluyor. Ama nereye gidiyorum? Affedersiniz ama. Evet, çok ilginç. Selam. Oğlum burası SCP odası mı? Oğlum ben bir yere geldim ama çok korkuyorum şu an. Oğlum neden hiçbir şey yok? Işık mışık sıfır. Abi yine bir şeyler açıldı ama. Ha şöyle mi? Abi bizim bir kendimize en azından şunu vermemiz yok mu ya? Bir şundanımız olsun en azından. Ben görmediğim yere girmem, bırakırım. Bu ne şimdi? Yani buranın motivasyonu ne abi? Fikrim yok. Aynen, sen misin abi motivasyonu buranın? Aynen, patla patla da biz de bir yerlere gidelim. Kafeteryaya gidiş. Gördüğümüz en garip SCP alanı burası bu arada. Tamam, kafeterya. Kart abi, alayım. Gece görüşü alırım. Alırım, afiyet olsun. Yaratık yok değil mi burada? Emin olamıyorum şimdi onca zamandan sonra. Burada da bir yer var. Pizza, işte bu be. Oğlum, insan halinden anlamaya başlamışlar bak. Burası neresi? Çalışanım. Okey. Biraz oradan buradan gideceğiz artık. Katilci SCP. Hayır. Ben o adamdan 5 liraya tost almıştım. Bu arada ses geliyor bir yerden. Aha. Bu göz olan mı? Selam dostum. Selam. Tamam, gel şöyle vurayım bir tane. Evet, eyeball infestation. Daş infestation'ı aldık abi. Hop! Anladım. Abi rastgele... Bak, rastgele bir şekilde SCP'lerin kaçtığı bambaşka bir yere mi geldim ben şimdi? Okey. Olur böyle şeyler ya. Burada da başka bir delik. Oğlum götümü yaslayacak hiçbir yerim yok mu benim şimdi? Kıçı kıçı. Gelsene oğlum.
Salak adam gel. Alo. Ha şöyle ya. Ha şöyle. Pis 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 pis. Yok, olmuyor. Ben modemi nasıl çağıracağım? Gel abi. Aynen öyle. Yuh daha neler. Yani yuh daha neler o yani. Teşekkür ederim ya. Bir vuruş. Ama lanet olsa yere tekrardan nasıl gireceğim hakkında gram fikrim yok. Biz burada delik açmamış mıydık? Biz burada bir yerde delik açtık ama nerede açtık acaba? Diyorsun. Çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum ne olacağını. Gulgor önümüze katılmış. Dallas DS Prime'ini kullanmış. Beste TV 7. ayında. Berksun 3. ayında. Onun dışında Ersoy KCBYK abone edilmiş. Efe Emre 2. ayında. Teşekkür ederim. Tamam, şuradan mı girdik biz? Ama nereden girdim ki? Ben SCP'ye varmadan kendimi de... Aha, burası. Burası mı? İnşallah ya. İnşallah. Şuradan giriyoruz. Aa, ben şöyle mi yapsam? Şunu alacağım. Şöyle... Tutmadı mı? Şu an hiçbir şey görmüyorum. Oğlum, hiçbir şey gözükmüyor. Bir şey bu kadar zifiri karanlık olabilir. Ya bu kadar zifiri karanlık olabilir. Bravo. Yine en azından bir keşif amaçlı böyle boktan bir kazma. Bir tane de kendime meşale verirsem her şey daha iyi olabilir. Ama duvarları kaza kaza gitsem ne çıkar ki karşıma? Tamam, burası direkt boktan bir yer ha. Tamam, şöyle bir gireyim ben de. Burası da mantıklı bir yer değil. İlla o aygırın olduğu yerden mi gideceğim? Galiba oradan gideceğim. Abi sandık mı çıktı şimdi de? Aa, bu gerçek sandık değil, değil mi? Gece orada değildin çünkü. Al ye götümü ye. Götümü ye artık. Afiyet olsun ya. Afiyet olsun ya, ben artık. Sıkıldım ha. Bütün bu SCP'lerden. Saçma salak şeylerin triplerini... Merak ediyorum. En fazla burada ne olabilir? Bana ne abi ya? Bana ne? Allah Allah. Yani dünyanın en güçlü SCP'lerini koymak zorunda değildiniz, tamam mı yani? Eşyalarımı almayacağım. Çok merak ediyorum sadece. Yani her yeri kıracağım. Duvardan duvara geçeceğim. Oha! Oha! Bu yüzden bu adam beni hemen öldürdü. Oğlum adam benim elitramı, feni, her şeyim... Lan gerizekalı, bırak onu. Onlar benim. Adama bak. Bu eşyayla zaten adamı asla indiremezdik. Yani bu mod paketinin en güçlü şeyi bu. En güçlü şeyi bu ya. Bu zaten geldiğim yerlerden biri galiba. Ben merak ediyorum sadece. Hani bak. Bu da okey. Şu tipin çirkinliğine bakın. Burada bir şey var mı? Yok. Sadece çok ilginç. En ilginç geldiğimiz yerlerden bir tanesi bu. Baksana her yerde bir de. Anladım abi. SCP-718. Ha, zaten bu 718'lere çok fazla maruz kaldık aynen. Bunlar boş versin. Ben acaba başka ne bulacağım? Çok merak ediyorum. Çünkü biraz boklu da. Biraz boklu da. Başka SCP kalmadı bakacağımız. 538. Bu SCP'ye baktık mı biz? Evet, bu SCP'ye de baktık biz. Ama bizim hiç görmediğimiz SCP kalmadı galiba. Gerçekten bütün SCP'leri görmüşüz biz. Oha! Oğlum nasıl yani lan?
Jeneratör falan koymuşlar. Bu bayağı havalı bir yermiş. Bütün ışıklar bundan sonra açıldı falan. Güzel yapmışlar. Bayağı eğlendirdi yani. Bunlar tuvaletler. Acaba daha ne olabilir? Evet, bundan sonrası sadece yerin dibinde öylesine bir yer. Baparaprap. SCP'yi neden bitiriyorum? Başka SCP kalmadı ya. Hani görebildiğimiz, bakabildiğimiz tüm SCP'lere baktık. Gösterelim abi, mesela SCP yazalım, tamam mı? Ya Sculpture'ı biliyoruz, Old Man'i biliyoruz, iPod. Mesela bu neymiş abi, biliyor muyuz? Ha, bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama artık o kadar az şeyler ki yani, bak çok basit SCP'ler kaldı. SCP mesela, Sleep Killer, bunu gördük, bunu gördük, Plague Doctor'ı öldürdük, Black Shark. Bu varmış, Eyes in the Dark. Bu varmış, Bigfoot'u gördük, Builder Bear, bunu gördük galiba. Hani görmediğimiz SCP kalmadı abi. Bak görmedi, bunların hepsini gördük yani, bunları ben gördüğümü hatırlıyorum. Hani mod paketinde şey kalmadı artık, SCP kalmadı, o yüzden de bir yandan. Mesela burada bazı SCP'ler var ama o kadar farklı olayları yok. Mesela Boss, Immortal Hitler, yani Hitler var abi. Surgeon Krabs. Mesela evet, dondurucu soğukluk veren birkaç tip var. Bu krepleri gördük. Bunu da gördük. Yani Hitler'i de gördük burada. Ha, bunu da gördük, boss'u da gördük. Hiçbir şey, yani geriye hiçbir şey kalmadı abi. Olduğu kadarıyla afiyetle de yiyorlar yani. Mesela SCP, rastgele bir SCP. Şunların hepsini bir clear'layayım da ben. Şunları. Ne görmedim mesela. Bunu gördük. Electric Ship gördük. Predator Drone. Bunu da gördük. Swamp Woman with Many Voices. Oğlum hiç görmediğimiz bir şey, yani her şeyi görmüşüz biz. Bunu da gördük. Sadece emin olamadığım bunlara bakacağım. Bunu da gördüm bu arada ben oynarken. Yani size gösteremedim belki ama yani bu var. Okey abi, bunu görmemiştik. Bunu da gördük. Bunu da gördük. Lan seni de gördük. Hiçbir SCP kalmamış. Mod paketini birazcık daha geliştirmeleri lazım. Bu mesela SCP mi abi? Yo. Bu ne? Bilgisayar. Normal. Bu arada bu uzunmuş lan bayağı. Bayağı uzunmuş buralar. Burada bayağı bir şeyler var. Ama işte D sınıfı personellere çıkıyor en fazla. Yani her şeyi biz keşfettik. O yüzden de SCP'nin biraz finali gibi. Sonradan gördüm her şeyi, fark ettim. SCP böyleydi. Bence olması gerektiği gibi. Yani görmediğimiz bir tane falan var. SCP 300... Bırak, ne dedin abi? SCP 300 bir şey yok galiba o. Yok yani bütün SCP'ler yok. Zaten bütün SCP'leri yapamazlar. 10.000 tane falan SCP var abi. Öyle düşünün. Adamlar hangi biriyle uğraşacak? Hangi bir SCP modelleyecek?